2011 yılında güreşe başladım. Kulübüm Enka Spor Kulübü. Bu zamana kadar elde etmiş olduğum derecelerim 4 tane Avrupa şampiyonluğu, 1 Avrupa ikinciliği, 1 dünya şampiyonluğu, 1 dünya ikinciliği, İslam oyunları ve Akdeniz oyunları şampiyonuyum. Pandemi süreci bizim için gerçekten çok zordu. Tam müsabakaya hazırlanıyorduk. Çok önemli bir müsabakaydı. Olimpiyatların kotasını almak için gideceğimiz bir müsabaka vardı. Macaristan'da yapılacaktı. Ve biz o müsabakaya katılamadık. Apar topar hepimiz evlerimize dönmek zorunda kaldık. Ama benim ve arkadaşlarımın yaşamış olduğu bazı sakatlıklar vardı. O sakatlıklara rağmen biz müsabakaya gidecektik. Tabii ki de pandemi süreci bizim için ama yine de bir nevi az da olsa iyi oldu. Çünkü bu sakatlıklarımızı onarmaya rehabilitasyon, çok iyi tedavi süreci geçirdik. Ve pandemi süreci boyunca sürekli evde antrenman yapmaya çalıştık. Tabii ki yapabildiğimiz şartlarda yapmaya çalıştık. Haliyle şu an daha yeni başladığımız için biraz tedirginiz açıkçası. Sosyal mesafeye çok dikkat ediyoruz. İşte yeri geldiğince hepimiz maske takıyoruz. Temizliğe çok önem veriyoruz. Haliyle o yüzden hepimiz bir tedirginlik içerisindeyiz. Hepimiz mesafeyi korumaya çalışıyoruz. Şu anki antrenmanımız tamamen kondisyona yönelik bir antrenmanlar. Hala temas halinde değiliz. Sürekli koşu antrenmanları yapıyoruz ve ağırlık çalışması yapıyoruz. Minler'de sadece ısınma antrenmanlarını yapıyoruz. Ve başka bir antrenman yapmak zorunda kalmıyoruz. Çünkü dediğimiz gibi pandemiden dolayı daha hala temas halinde değiliz. Eğer ki bu pandemi süresi biraz daha azalırsa veya işte önlemini almaya çalışırsak artık temasla geçmek istiyoruz. Şu an durumumuz ne olduğunu gerçekten biz de bilemiyoruz. Çünkü güreş antrenmanı yapmadığımız için hani çok net bir şey söylemek de istemiyorum açıkçası. Yani kesinlikle inanın ki böyle hani hemen böyle boğuşma tarzında bir şeyler yapmak istiyoruz. Hani güreşmek istiyoruz. Gücümüzün, kondisyonumuzun farkında olmak istiyoruz. Ama sağlık tabii ki her şeyden önce geliyor. Bu yüzden kendimizi tutuyoruz. Yani bir önce müsabakaya katılıp hani o başarıyı tekrar yakalamak istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki bir haz var, bir mutluluk var. Biz bayrağımızı göndere çektiğimiz zaman çok mutlu oluyoruz ve bundan çok büyük haz alıyoruz. İnşallah o dönemler tekrardan geri gelir. Ben her zaman en başından beri söylemiştim. Ben bu zamana kadar işte Avrupa şampiyonu oldum, dünya şampiyonu oldum ve benim alamadığım tek bir madalya kaldı. O da olimpiyat madalyası. Ve olimpiyatların ertelenmesi benim için çok büyük sıkıntı oldu. İnşallah 2021 yılında olimpiyatlar tam net bir şekilde olursa olimpiyatlarda ülkemi en iyi şekilde temsil edip Türk kadın güreşi adına alınmamış madalyayı almak istiyorum.